Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlerle İngilizce'de yine başlangıç konularından bir tanesi olan işaret zamirlerini işleyeceğiz. Türkçe'de bunların karşılığı bu, şu, bunlar ya da şunlar olarak gösterilir. Ve İngilizce'de bizim bir nesneyle ya da kişiyle olan ilişkilerimiz için kullanılır. Eğer yakınımızdaki tekil bir şeyden bahsediyorsak bu anlamında this. Eğer yakınımızda ve birden fazla ise gösterdiğimiz şey ya da kişi bunlar anlamında these kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer gösterdiğim şey, işaret ettiğim şey uzakta ve bir tane ise şu anlamında that ve uzakta ve birden fazlaysa şunlar anlamında those şeklinde kullanıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şu: eğer gösterdiğim ya da işaret ettiğim şey bir tane ise yardımcı fiilimin de yani to be'min burada tekil olarak çekimlenmesi gerekiyor. This is a book. Bu bir kitap gibi. Bakın, a book bir kitap olduğu için is şeklinde söylüyorum. Eğer işaret ettiğim, gösterdiğim şey birden fazla çoğulsa these are books örneğinde olduğu gibi çoğul olarak kullanmam gerekiyor. Hem yardımcı fiilimi hem de ismimi. Aynı kural that için de those için de geçerli. Yani isimlerin tekilliğine ya da çoğulluğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanımına şöyle genel olarak baktığımızda işaret zamirlerinin this bu yakınımızda tek olan kişileri, nesneleri ve hayvanları işaret etmek için kullanılır. Yakınımızda olmasına dikkat edeceğiz ve tekil olmasına dikkat edeceğiz. This is a cat. Bu bir kedidir şeklinde Türkçe'de karşılığı. These bunlar yakınımızdaki çoğul olan kişileri, nesneleri ve hayvanları işaret etmek için kullanılır. These bunlar birden fazla köpek var ve yakınımızda these are dogs şeklinde kullanmamız gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi yardımcı fiilim çoğul ve ismimin çoğul olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde that uzaktaki tekil kişileri, this yakınımızdaki tekil kişileri veya hayvanları, nesneleri işaret etmek için kullanırken that uzaktaki tekil kişileri, nesneleri ve hayvanları işaret etmek için kullanılır. Örneğin that is my house, şu benim evim. İşaret ettiğimiz ev uzakta. Bunu burada biraz uzağa koydum. Anlaşılır olsun diye. Şu benim evim. Veya birden fazlaysa işaret ettiğim şey kişi, nesne ya da hayvan. Those şunlar anlamında those şeklinde kullanmam gerekiyor. Those are my friends. Şunlar benim arkadaşlarım gibi. Aslında basit bir konu ama birkaç tane detay var. Onları da göstermek istiyorum arkadaşlar size burada. This ve that işaret ettiğimiz evet kişiye, nesneye ve hayvana göre değişiyor. Yani yakın veya uzak olmasına göre. Ama aynı zamanda psikolojik bir uzaklık belirtirken de kullanılır. Yani bu uzaklık aynı sadece fiziksel olması gerekmiyor. Psikolojik bir uzaklık belirtirken de kullanılır. Nasıl? Bir hediye alındı size. Elinizde o hediye. Ne güzel bir sürpriz diyeceksiniz. This is a nice surprise. Bu güzel bir sürpriz. Bakın burada yakınımda olması this kullanmamı gerektiriyor. Veya futbol maçında değil mi? Çok karşılaşırız. Bir futbolcu ben yapmadım, benimle alakası yok şeklinde hakeme itiraz ediyor. There has nothing to do with me. Benimle bir alakası yok gibi uzaklık belirten that'i kullanmamı gerektiriyor. Psikolojik bir uzaklık belirtirken. Bunun dışında this ya da çoğulu these insanları tanıştırırken de kullanılır. Yani yanımızdaki bir kişiyi başkasına tanıştırıyoruz veya bir resimde gösteriyoruz. This is my brother. Bu benim erkek kardeşim. Bakın bir tane olduğu için this is. And these are ve bunlar değil mi? Birden fazla my sisters, benim kız kardeşlerim Lucy and Anna örneğinde olduğu gibi. Veya yanımızda bir arkadaşımız var. This is Ahmet. This is Ali şeklinde yanımızdaki kişiyi de yine karşımızdakine tanıştırırken kullanılır. Bunun dışında this telefonda kim olduğumuzu söylerken de kullanılır. Değil mi? Telefona cevap veriyoruz. Hi,
This is Serhan. Hi, this is Ahmet gibi kendimizin kim olduğunu telefonda söylerken de yine this kullanabiliriz. These ve these ve these those soru cümlelerinde kullanıldığında, değil mi? What is this diye soracağız. What is that diye soracağız. What are these diye soracağız ya da those diye soracağız. Cevap verirken arkadaşlar these that ya da these those şeklinde değil. It tekilse it ve çoğulsa they öznesini, şahıs zamirini kullanarak cevap vermemiz gerekiyor. What is this? Bu ne? Yakınımıza. It is a vase. O bir vazo. What are these? Ya da those? They are vases gibi cevap verirken it veya çoğulsa they kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İsim önceden biliniyor ve anlaşılıyor ise tek başına kullanılabilir. Yani isimden önce kullanıyoruz this'i normalde ama bahsedilen isim önceden biliniyor ve anlaşılıyor ise tek başına kullanılabilir. Örneğin don't forget this diyoruz. Bunu unutma derken bu dediğimiz yani this dediğimiz zaman karşımızdaki kişinin onu biliyor ve anlıyor olması gerekiyor. Eğer böyleyse durum tek başına isim olmadan kullanılabilir. İsimden önce veya sıfat ve isimle oluşmuş bir tamlamadan önce kullanılıyor. Zaten verdiğimiz örneklerde de bu vardı. Can you see that house? Şu evi görebiliyor musun uzakta? Ya da Can you see that old house? Bakın house isminden önce bir sıfat kullanıldı ve önünde de işaret zamimimiz that kullanıldı. Yani bir isim ya da sıfat artı isimden önce kullanılabilir. Arkadaşlar isterseniz şimdi bir revision tekrar alıştırmaları yapalım. Burada videoyu durdurun ve şu soruları, şu cümleleri çoğul olarak yazmaya çalışın. This is a child. That is a watch. This is a cinema. That is my friend. This is a scarf. Cümlelerini çoğul olarak yeniden yazın. Evet, şimdi baktığımızda This is a child. Bu bir çocuk. Tekil olduğu için. This'in çoğulu these'di. Ve ne demiştik ki? Çoğul yapacaksak eğer hem ismimizin child hem de yardımcı fiilimizin çoğul olması gerekir. These are children gibi. Bu bir çocuk. These are children. Bunlar çocuklar şeklinde. That is a watch. That'in çoğulu those'du. Yine çoğul olduğu için ne yapıyoruz? Hem ismimizi hem de yardımcı fiilimizi çoğul yapıyoruz. Those are watches. This is a cinema. These'in çoğulu yine burada these. Çoğul ismimiz cinemas ve yardımcı fiilimiz çoğul olarak çekimleniyor. That is my friend. Şu benim arkadaşım. That'in çoğulu those. My best friends olarak ismimizi çoğul yaptık. Ve yardımcı fiilimiz yine are olarak çoğul durumda kullanıldı. This is a scarf. Bu bir eşarp. Bu bir şal. This'in çoğulu these. Bakın scarves. Sonu F ile bittiği için V'ye dönüştü. Vest olarak çoğul yaptık. Özür dilerim burada arı yanlış yazmışız. These are scarves şeklinde çoğul yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar İngilizce'de işaret zamirleri bu, şu, bunlar, şunlar anlamında kullandığımız these, that, these, those bu şekilde kullanılıyor. Ve bu sunumla beraber arkadaşlar başlangıç konularımızı bitirmiş oluyoruz. Yani isim cümlelerini bitirmiş oluyoruz. Ve bundan sonraki sunumlarım artık zamanlarla ilgili olacak ve kademe kademe ilerleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.